Sizlerle birçok sefer büyük U harfinin bir sistemin iç enerjisi olduğu hakkında konuşmuştuk ve bu iç enerjinin her şeyi kapsadığını söylemiştik. Moleküllerin toplam kinetik enerjisi, eğer moleküller titreşiyorsa potansiyel enerjisi, moleküller arasındaki bağların kimyasal enerjisi ve bir yere ulaşmak isteyen elektronların potansiyel enerjisi gibi içinde bir sürü enerji çeşidi barındırıyordu ama şimdilik özellikle de kimya, fizik veya termodinamik giriş dersleri alıyorsanız fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Şimdi içinde ideal gaz olan bir sistem olduğunu kabul edelim. Hatta ideal gazın tek atomlu ideal bir gaz olduğunu düşünelim. Yani sistemdeki her şey tekil atomlardan oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir durumda sistemde var olan tek enerji her bir parçacığın sahip olduğu kinetik enerji olur. Bu videoda belli bir basıncı, hacmi veya sıcaklığı olan bir sistemin iç enerjisine bulmaya çalışacağız. Bunu yaparken işin içine biraz matematik katacağız ama konuyu anlamanız açısından bunun işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Evet, basıncı, hacmi veya sıcaklığı iç enerji ile ilişkilendirmek istiyoruz. Dikkat ederseniz önceki videolarda hep iç enerjideki değişimden bahsettik ve bu değişimi sistemden alınan veya sisteme verilen ısıyla sistemin yaptığı iş veya sistem üzerine yapılan işle ilişkilendirdik. Ama bu videoda sizinle birlikte iş yapmadan veya ısı aktarımı olmadan bir sistemin sahip olduğu iç enerjisini bulmaya çalışacağız. Bunu yapmadan önce biraz beyin fırtınası yapalım. Şimdi biraz basitleştirme yapacağım. Ama bence bu basitleştirmeden rahatsız olmayacaksınız. Elimizde bir küpümüz var diyelim. İçimden bir ses bunun fizik videolarında daha önce yapıldığını söylüyor ama sanırım iç enerjiyle ilişkilendirmemiştik. Evet, sistemimiz bu küp olsun diyelim. Küpün boyutları ise her doğrultuda x kadar olsun. Yani elimizde x yüksekliğinde, x genişliğinde ve x derinliğinde bir küp var. Hacmi de doğal olarak x küp olur bu sistemdeki toplam parçacık sayımıza da büyük N diyelim. Küçük N harfiyle mol sayısını da belirtebilirdik. Ama şimdilik düz mantıkla devam edelim ve N parçacığımız olsun diyelim. Asıl bu noktada genel kabulümüzü yapacağız. Ama bence kabul edilebilir bir basitleştirme olacak. Normal sistemde her bir parçacık bunu daha önce de konuşmuştuk. Bütün olası doğrultularda ve her yöne doğru zıplar. Hatta basınç da kenarlara çarpıp sekmelerden dolayı oluşuyor. Aynı zamanda birbirleriyle de olası bütün rastgele doğrultularda çarpışıyorlar. İşlem kolaylığı olması adına ve kısa bir zaman diliminde yapabilmemiz için bu noktada bir varsayımda bulunacağım. Diyeceğiz ki parçacıkların 1 bölü 3'ü her bir eksen'e paralel hareket etsin. Yani parçacıkların 1 bölü 3'ü bu doğrultuda sağ veya sola doğru gitsin parçacıkların 1 bölü 3'ü yukarı aşağı hareket etsin. Ve parçacıkların geri kalan 1 bölü 3'lük kısmı da ileri geri gitsin. Tabii ki gerçekte böyle olmadığını biliyoruz. Ama bu kabul bize büyük bir işlem kolaylığı sağlıyor. Aslında her yönde ilerleyen bütün bu parçacıkların istatistiksel mekaliğine bakarsanız buna yakın bir sonuç bulursunuz. Ama burada bir basitleştirme yaptığımızı tekrarlamadan geçmeyelim. Çünkü şekildeki bu durumda karşılaşma olasılığımız çok çok az. Biraz entropiden ve neden küçük bir olasılığımız olduğu hakkında da konuşacağız ama bu durumun sistemimiz olma ihtimali yok değil. Bu sistem de bir basınç üretir ve bu şekilde olması bize işlem kolaylığı sağlar. Öyleyse artık sistemi incelemeye başlayabiliriz. İlk olarak sistemin yandan görünüşüne bir bakalım. Onu da şuraya çizeyim. Elimizde tek bir parçacık var ve onu inceliyoruz. Bu parçacığın kütlesine m, hızına da v diyelim. N sayıda parçacığa sahip bu sistemdeki sadece bir parçacığa bakıyoruz. Bu noktada merak ettiğim şey acaba bu parçacık buradaki duvara ne kadarlık bir basınç uyguluyor? Bu duvarın alanını biliyoruz değil mi? Duvarın alanı x çarpı x kadar yani x karelik bir alan. Evet bu parçacık ne kadarlık bir kuvvet uygular? Bunu şu şekilde düşünelim. Sağa sola doğru bu şekilde hareket ediyor, değil mi? Momentumu değiştiği zaman da bir kuvvet uygulayacak. Şurada küçük bir kinetik hatırlatması yapayım. Kuvvetin kütle çarpı ivme olduğunu biliyoruz. İvmeyi de şu şekilde yazabiliyorduk. İvme eşittir kütle çarpı hızdaki değişim bölü zamandaki değişim. Bunu da şöyle tekrar yazabiliriz. Buradaki fizikte kütle değişmediğinden sabit kalır. Dolayısıyla delta kütleyi de deltanın içine atabiliriz delta mv bölü zamandaki değişim. Bakın aynı zamanda bu ifadeye momentumdaki değişim diyebiliriz. Dolayısıyla burası momentumdaki değişim bölü zamandaki değişim olur. Kuvveti bu şekilde de ifade edebiliyorduk. Peki bu parçacığın momentumundaki değişim ne olur? Parçacık bu doğrultuda belli bir momentuma sahip. O da mv'ye eşit. Parçacık bu duvara çarpıp geri sekecek. Bu durumda momentumu ne olacak? duvarla arasındaki çarpışmanın tam esnek çarpışma olduğunu varsayarsak aynı kütleyle ve aynı hızla geri dönecek. Hiçbir şey ısıya veya başka bir şeye dönüşmeyecek. Ama bu sefer hız diğer yönde olacak. Öyleyse yeni momentum eksi mv olmalı. Çünkü hızın yönü değişti. Şimdi duvara mv'lik bir momentumla gelip eksi mv'lik bir momentumla geri dönüyorsak momentumdaki değişimimiz ne olur? Duvardan geri sektikten sonra momentumdaki değişim eşittir. iki momentum arasındaki fark olmalı. Yani 2mv olur. Ama bu bize kuvveti vermedi. Onun için birim zamandaki momentum değişimini bilmemiz gerekiyor. Bu ne kadar sıklıklı oluyor? Parçacık duvara her geldiği zaman momentumda bir değişim olacak. Duvara çarpacak, ardından buraya gelecek, bu duvardan geri sekecek ve diğer duvara gelip tekrar çarpacak. Momentumdaki değişim böyle bir sıklıkla oluşacak. İki çarpışma arasındaki geçen zaman ne kadar olacak? Parçacık ilk olarak duvarla çarpışacak. Sonra sola doğru x kadar bir mesafe alacak. Yani buradaki x mesafesine gidecek. Bunu farklı bir renkle göstereyim. Bu uzunluk x kadar. Geriye doğru x mesafesi yol alacak sonra tekrar x kadar ilerleyecek. Yani 2x kadar bir yol kat etmesi gerekecek bu 2x'lik yolu ne kadar bir sürede alır? Zamanın yani delta t'nin ne olduğunu biliyoruz. Yol eşittir hız çarpı zaman formülünden yol bölü hız yaparsak geçen zamanı bulmuş oluruz. Bu sadece temel hareket formülü. Delta t eşittir. Almamız gereken yol ileri ve geri giderken aldığımız yola eşit. Yani 2x bölü hızımız ne olmalı? Hızımızın v olduğunu söylemiştik. Bölü v. İşte bu kadar delta t'yi böylece bulmuş olduk. Öyleyse momentumdaki değişim bölü zaman eşittir. 2 çarpı ilk momentumumuz çünkü aynı büyüklükte ve negatif momentumla geri döndük. Şimdi bu bizim momentumdaki değişimiz. Zamandaki değişimimiz ise buradaki ifade olacak. Bu duvardaki çarpışmalar arasındaki almamız gereken mesafe bölü hızımız. Dolayısıyla 2x bölü v o da 2mv çarpı bu ifadenin tersi v bölü 2x olur. Peki bu ifade neye eşit? İkiler sadeleşir. Geriye mv kare bölü x kalır. Burada ilginç bir şeyler oluyor değil mi? Sanki ilginç bir sonuca doğru ilerliyoruz. Bu ifade bir parçacığın bu duvar üzerinde oluşturduğu kuvvete eşit. Şöyle yanına da yazayım parçacık kuvveti. Alanımız neydi hatırlıyor musunuz? Asıl ilgilendiğimiz şey basınçtı. Yukarıya da yazmıştık. Basınç da kuvvet bölü alana eşitti. Buna parçacın oluşturduğu kuvvet demiştik. Yani mv kare bölü x. Bölü duvarın alanını yazmalıyız. Duvarın alanı neydi? Parçacığın çarptığı duvarın her bir kenarı x. Duvarı da şöyle çizersek alanı x çarpı x'ten x kare olur. O zaman bölü duvarın alanı x kare yazabiliriz. Bu ifade neye eşit? Bu ifade mv kare bölü x küpe eşit olur, değil mi? Paydadaki ifadeyi 1 bölü x kare olarak yazarsak bütün ifade x küp haline gelir. Burada biraz kesirlerle ilgili matematik bilgimizi kullandık. Evet, elimizde ilginç bir ifade var. Bir parçacığın oluşturduğu basınç, buna parçacık basıncı diyelim, eşittir mv kare bölü x küp oldu x küp terimi size bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu? Bu bize kabımızın hacmini vermiyor muydu? O zaman bölü x küp yerine hacim yazalım. Bunu da büyük V ile gösterelim. Öyleyse bakalım bunu başka ilginç bir şeyle ilişkilendirebiliyor muyuz? Bir parçacık tarafından oluşturulan basınç. Aslına bakarsanız burada araya bir adım daha koyalım. Bakın bu duvardaki bir parçacıktı öyle değil mi? Bu basıncı duvar üzerindeki bir parçacık oluşturdu küpümüzün içindeki N parçacığının kaçta kaçı bu duvardan sekecek? İncelediğimiz bu parçacıkla aynı şeyi yapan kaç parçacık var? Videonun başında söylemiştik. 1 bölü 3'ü bu doğrultuda hareket ediyordu. 1 bölü 3'ü yukarı aşağı, 1 bölü 3'ü de içeri dışarı gidiyordu. Elimizdeki toplam parçacık sayısı n ise o zaman parçacıkların n bölü 3'ü kadarı bu parçacığın yaptığı şeyin aynısını yapacak. Bu bir parçacığın oluşturduğu basınç. Duvar üzerinde basıncı oluşturan bütün parçacıkların basıncını bulmak istersek, o zaman n bölü 3 parçacığının bu duvar üzerinde oluşturduğu toplam basıncı bulmamız gerekir. Diğer parçacıklar bu duvara çarpmıyor. Dolayısıyla onları düşünmemize gerek yok. Öyleyse duvardaki toplam basınç, onu da şöyle pd ile yazayım. Bir parçacığın bu duvar üzerinde oluşturduğu basınç, mv kare bölü hacim, çarpı duvara çarpan toplam parçacık sayısı olur. Toplam parçacık sayısına da n bölü 3 dedik. Çünkü bu doğrultuda ilerleyen n bölü 3 tane parçacık var. O zaman duvardaki toplam basınç eşittir. mv kare bölü kabımızın hacmi çarpı toplam parçacık sayısı bölü 3 oldu. Bu ifadeyi biraz daha değiştirmeye deneyelim. Bakalım ne olacak? Denklemin her iki tarafını da 3V ile çarparsak sol taraf PV çarpı 3 olur. O da eşittir. MV kare çarpı toplam parçacık sayısı N eder. Bir de her iki tarafı N'ye bölelim. O zaman 3PV bölü aslında N'yi olduğu yerde bırakalım. Onun yerine iki tarafı da 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde nasıl bir denklem buluruz? Sol tarafta 3 bölü 2PV eşittir. Bakın burası çok ilginç eşittir n toplam parçacık sayısı çarpı mv kare bölü 2 olur. Bu ifadeyi elde edebilmek için denklemi yalnızca 2'ye böldük ve bunu özel bir sebepten dolayı yaptık. mv kare bölü 2'yi hatırlıyorsunuz değil mi? mv kare bölü 2 ifadesi başlangıçta elimizde olan o küçük parçacığın kinetik enerjisine eşit. Öyleyse bu tek bir parçacığın kinetik enerjisi bir de bu ifadeyi elimizdeki toplam parçacık sayısı n ile çarpıyoruz. n çarpı bir parçacığın kinetik enerjisi bize bütün parçacıkların kinetik enerjisine verir. Tabii ki bu sonuca ulaşmak için bütün parçacıkların aynı hıza ve aynı kütleye sahip olduklarında varsaymamız gerekiyor. Gerçek bir durumda parçacıkların hızları birbirinden çok farklı olabilir. Ama basitleştirmek adına böyle bir varsayımda bulunmuş olduk. Dolayısıyla bütün parçacıklar aynı hıza ve aynı kütleye sahipler diyebiliriz. O zaman n çarpı bir parçacığın kinetik enerjisini yaparsak elde ettiğimiz şey bütün sistemin kinetik enerjisi olur. İlginç olan kısma böylece ulaşmış olduk. Bir sistemin kinetik enerjisinin 3 bölü 2 çarpı sistemin basıncı çarpı sistemin hacmi olduğunu bulduk. Peki sistemin kinetik enerjisine, Sistemin iç enerjisi değil mi? Ne demiştik? Sistem tek atomlu ideal gazdan oluştuğu için sistemdeki toplam enerjiyi sadece kinetik enerji oluşturuyordu. Öyleyse diyebiliriz ki sistemin iç enerjisi eşittir ya da başka bir deyişle sistemin toplam kinetik enerjisi eşittir. 3 bölü 2 çarpı toplam basıncımız çarpı sistemin toplam hacmi olmalı. Bu noktada şöyle demiş olabilirsiniz. Biz sadece bu kenardaki basıncı bulduk. İyi de küpün diğer kenarlarındaki basınçlar hakkında ne söyleyebiliriz? Çok basit. Küpün bütün kenarlarındaki basınç zaten aynı olacak değil mi? Yani küpün bir kenarındaki basıncı bulduğumuz zaman aslında küpteki toplam basıncı da bulmuş oluruz. Bu formülle başka neler yapabiliriz? İdeal gaz formülünden basınç çarpı hacim ya da PV eşittir nRT olduğunu biliyoruz. Buraya da yazalım. PV eşittir nRT. Hatırlayalım en küçük n mol sayısını, r ideal gaz sabitini, t de kelvin cinsinden sıcaklığı veriyordu. Eğer bunu formülde yerine yazarsak, iç enerjiye eşittir 3 bölü 2 çarpı elimizdeki mol sayısı, çarpı ideal gaz sabiti, çarpı sıcaklık olarak da yazabiliriz. Bu noktaya ulaşabilmek için fazlaca işlem yaptık. Ama bu sonuçlar oldukça kullanışlı. Çünkü artık elimize doğrudan bir ilişki var. Eğer basıncı ve hacmi biliyorsak sistemin toplam iç enerjisini ya da toplam kinetik enerjisini bulabiliyoruz. Veya aynı şekilde sıcaklığı ve molekül sayısını biliyorsak da sistemin iç enerjisini hesaplayabiliyoruz. Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim birkaç şey var. Buradaki ideal durumumuzda eğer sıcaklık değişmiyorsa, eğer delta t eşittir sıfırsa toplam parçacık sayısı da değişmeyecek. Bu durumda iç enerjide de bir değişim olmayacak. İç enerjinin değiştiğini söylüyorsak bunu ilerideki ispatlarda da kullanacağım. İç enerjideki değişim eşittir 3 bölü 2 çarpı nr çarpı molekül sayısı veya ideal gaz sabiti değişmeyeceğine göre değişebilecek tek şey çarpı sıcaklıktaki değişim yazabiliriz. Veya bunu aynı zamanda 3 bölü 2 çarpı pv'deki değişim olarak da ifade edebiliriz. Burada çarpımdaki değişim olduğunu söylememiz gerekir her neyse bu video biraz fazla matematiksel oldu bunun için sizlerden özür diliyorum ama umarım bu sayede iç enerjinin toplam kinetik enerjiye eşit olduğunu ve iç enerji ile basınç hacim ve sıcaklık gibi bazı makro durumlar arasında bir ilişki olduğunu görebilmişsinizdir bunu da kanıtladığımıza göre ilerideki kanıtlarda bu sonucu rahatlıkla kullanabiliriz bir sonraki videoda görüşmek üzere